Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan program başlıyor. Sivas'a doyarım yar ne de sana. O güzel yüzünü, o güzel yüzünü görsem de her gün, aha buramdasın sen gün be gün. Yesem de madımak yemeğini her öğün, ne Sivas'a doyarım yar ne de sana. Ne Sivas'a doyarım yar ne de sana. Unutma hiç, unutma hiç halisimin bu sözünü. Senin sevdan sarmış benim özümü. O güzeli cemaline, o güzeli cemaline diksem de iki gözümü. Ne Sivas'a doyarım ya ne de sana. Ne Sivas'a doyarım ya ne de sana. Bunca bilmez halimden uyansın.
ayıp görmesin diyorum. İyi akşamlar diliyorum TV 52 izleyicilerine. Ben Zaralı Halis Doğanay. Ben Dürdane Özcan. Birlikte çıktığımız Bir Türkü Bir Şiir programı ile karşınızdayız. Klas. Evet, sizler de konuk olarak hoş geldiniz diyorum. Klas Aslı Ordusu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Akbayır ve Alperen Akbayır'ın katkılarıyla, sponsorluğunda bizler sizlerle buluşuyoruz. İnşallah güzel programlar yapmaya gayret edeceğiz. Şimdiden suçlu lisan edersek affola, evet, sizlerin nezdinde. Buyurun. Buradan Klas Arsa Ofisi'ne teşekkür ediyorum. Onlarla sponsorluğumuzu Klas Arsa Ofisi yapıyor. Teşekkür ediyorum. TV 52 ailesine de buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu söylediğin türküde baştan, evet, hemen söyleyelim. Mehmet Akbayır abim çok seviyor. Evet. Ona hediyemiz olsun. Buradan herkese armağan edelim. Bugün konuklarımız, Giresun, Şebin Karahisar, evet, Saraycık Köyü. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanımız Zafer Yeşil, Yeşil burada. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Zafer Başkanım. Bey. Teşekkür ederim. Yine evet, Saraycık Köyü'nden değerli bir ses, değerli bir üstad Yasin Yeşil aramızda. Onu huzurlarınıza davet ediyoruz. Evet, Yasin Yeşil. Buyurun. Diyoruz. Sen felek, en sonunda saçlar.
aklarıma aklar düşürdün sen felek, aklar düşürdün sen felek. Yeter artık bıktım felek, hep ağladım gülmem gerek. Bu dertler beni öldü, yeter artık bıktım. Eser kime ait? Eser kendi bestem, kendi bestem. Yasin yeşiliyor zaten eserin sonunda. Çok süper. Var Allah'a şükür, yani bu yaşımıza kadar yazdık bayağı bir eserimiz var. Okuyan çok değerli dostlarım da var eserimi okuyan. Kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Estağfurullah. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Bu arada izleyen dostları ve başta tribünde köylülerimiz var. Evet, selam onlar olsun. Söyleyeceğim. Hoş geldiniz. Bugün stüdyomuz gerçekten böyle sıcacık, kalabalık. Gerçekten burada yönetim kurulu üyemiz var, başkan yardımcılarımız var. İsimlerini sayayım: Tuncay Çakır, Mustafa Yeşil, Emre Yeşil, Şaban Kaçar, Samet Arduç, Soner Yeşil, Bahattin Yeşil, Soner Sütçü, Seda Kulu, Serhan Kuzu. Kendinizi bir alkışlayın. Evet. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet başkanım, sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Bizlere böyle bir imkan sağladığınız için, başkanım? Böyle bir imkan sunduğunuz için. Ne demek başkanım? Şimdi TV 52 bizim kanalımız. Evet. Güzel bir kanal. Bizim kanalımız. Böyle bir imkan sağladığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Her ikinize de çok sağ olun. Evet, Giresun, Şebin Karahisar, Saraycıkköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Evet. Başkanı Zafer Yeşil. Dernekle ne faaliyetleriniz var başkanım? Bize bir açıklar mısınız? Şimdi isterseniz şöyle yapalım. İşte derneğimiz 1999 yılında, evet, kurucu başkanımız Yunus Yeşil tarafından kuruldu. Başkanım affedersin, çok özür diliyorum. Yasin Yeşil'le bir akrabalık falan var mı?
İkiniz de yeşil ama soyadı. Nedir olay? Yoksa köyün hepsi mi yeşil? Dedemin torunu. Dedesinin torunu. Kim büyük acaba? Kardeşlerden kim büyük acaba? Vallahi bu çok konuşulan herkes, bir konu. Herkes tarafından merak ediliyor. Herkes beni abi bilir. Programın sonuna doğru söylüyor. Tamam, şimdi söylesek sürpriz olmaz mi diyorsun? Değil mi? Sürpriz. Sürpriz olsun. Hangimiz büyük, tamam. Hangimiz küçük? Başkanım, ne zamandan beri yönetimdesiniz? 2016 Mayıs ayında biz görevi devraldık yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. İsterseniz ben öncesinde bizden önceki dernek başkanları, abilerime falan bir onlar şey yapalım. Derneğimiz 1999 yılında burada Çamlık Mahallesi'nde kuruldu. Dernek kendi yerimiz mevcuttur. Kurucu başkanımız Yunus Yeşil, sonrasında emektar başkanımız Habib Kesik bir 10 yıl kadar bir dernek başkanlığı yaptı. Sonrasında Veysel Yeşil, şu an kendisi zaten Sarıyer Belediyesi meclis üyesi. Sonrasında İrfan Yeşil, sonrasında Sabahattin Yeşil, zaten kendisi de aramızda, sağ olsun, bizi hiçbir zaman da yalnız bırakmıyor. Kendi derneğe bıraktı diyeyim ama kendisi her zaman yanımızda, sağ arkanızda olsun. Arkanızda, destek her zaman yani. Yanımızda. Teşekkürlerimi sunuyorum ona da. İşte sonrasında biz devraldık 2016 Mayıs ayında. Yani zaten 2 ay sonra tekrardan genel kurulumuz var Mayıs ayında. Hayırlısı olur inşallah. Evet, inşallah. Aday mısınız yeniden? Yani bence hani artık başkaları yapsın. Bayrak diyorum. Devri yapalım. Tabii, diyorsunuz. Yani bence hani herkes yapması lazım yani. Peki Yasin'in orada bir etkinliği var mı, görevi var mı? Yani sanat dışında. Tabii, o da her zaman yanımızda bizim, her zaman yönetimimizde. Ben her zaman koşturuyor yani. Ondan yana şeyimiz yok. Başkanımız yani. Kim olursa olsun, çünkü Saraycık köyü çok sülaleli ama hepsi birbiriyle akraba olan bir köy. Yani Şimdi Kacar var, Fotur var, Yeşil var, Kesik var, Toy var, Bozan var, Kuzu var. Sülale olarak değil mi bunlar? Tabii, sülale. Türk Yılmaz 12, var. 13 Sütçü var. Olan bir köy. Yani. Ama hepsi birbiriyle akraba yani. Buradan bir sütçüye kötü bir laf söylesen öbür poturu çıkar der ki benim akrabam der. Ne güzel. Böyle bir ne köy. Güzel. Evet, öyle olmalı zaten. Öyle olmalı. Başkanım, köyünüzdeki yapmış olduğunuz çalışmalarda neler yaptınız? Köyümüzde şimdi dediğim gibi yani sırasıyla eğer rejideki arkadaşlar da onu gösterecek olurlardı arkadaşlar. Şu an gösteriyor. Şu an gösteriyor başkanım. Yani işte bir köyümüzün mesela bir cami sıkıntımız vardı. Yani köyümüzde güzel de bir cami yaptık diye düşünüyorum ama işte içerisinde gösterirse arkadaşlar. Köyümüzde bir cami. Evet. Tamam, yani siz anlatın arkadan. Köyümüze bir İzle. Cami yaptık dernek olaraktan. Sonrasında köyün mezarlığının çevre düzenlemesini yaptık. Yani artık her mezarın başına kadar yol var diyebiliriz. Yani parke taşlarıyla döşettirdik. 300-400 tane kadar da bir fidan ağacı diktik. İçerisinde 2 tane çeşme yaptık. Yani maşallah, güzel çalışmalar evet, bunlar. Sonrasında çocuk parkı yaptık köyümüze. Buradan sağ olsun Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç tarafından köyümüze çocuk parkı yapmış olduk. İşte en büyük şeyimiz zaten derneğimizin dediğim gibi yani bugün mesela ben ayrıyeten Şebin Karahisarlar Yardımlaşma Derneği'nde de yönetim kurulu üyesiyim. Yani Şebin Karahisar genelinde 62 tane dernek var. Şu an aktif şekilde çalışan 62 tane dernek var ama bunların atıyorum işte ilk 20'dedir. Mesela bizim yerimiz var. Mesela Çamlık'ta yerimiz 300 metrekare falan bir yerimiz var. 2005'lerde alınmıştı değil mi? Evet, 2005'ten bu yana. Yani bir dernek yerimiz var yani. Tekrardan işte tabii köyle alakalı işte köyün suyuydu, yoluydu, çeşmesiydi yani bu gibi şeyleri. Başkanım, şöyle bir durum var zaten. Dernekçilikte fedakarlık isteyen tabii, bir olay. Tabii kesinlikle, aynen öyle. Yani işinden, aşından, zamanından, tabii, evinden. Tabii kesinlikle, aynen öyle. Bu konulardan ben 2 yıl önce Sedat Ünver kardeşimle bizim Sivas kanalında program yaparken genelde dernekleri konuk alıyorduk. Sedat iyi bir dernekçi. Evet. İyi tanıyorum kendisini. Evet. Yani selam bu konuda Sedat abi de burada. Bu konuda hakikaten ondan evet. Çok şeyler öğrendim. Dernekleri getirdiği zaman çok güzel ifadeler yapıyor. Yaptıkları işleri çok güzel ifade ediyorlardı. Siz de güzel şeyler yapmışsınız. Yüreğinize sağlık, elinize sağlık. Çalışın. Ya daha doğrusu abi, bizi destekleyenlerin, yani bizi destekleyenlerin
destekleyenlerin yani. Önce sen çalışacaksın ki kardeşim, o adama. Şimdi başkan dedi ki abi beraber köye gidelim dedi. Bir gezelim dedi. Ben de dedim ki ne güzel, başkan beni aldı. Köye gezmeye gidecek. Sabahattin abi de burada zaten. Meğersem beni mezarlığa çalışmaya götürdüler. O parkeleri döşerken halimi göreceğim, bir de Ağustos'un sıcağında ki fenaydım yani. Hiç unutmam o tuzağı. Sabahattin abim de ikisi. Ama tabii hayır işi. Sohbetimize yine devam ederiz. Dürdane, senden türkü alalım. Hemen sıradaki eserimiz gelsin arkadaşlar. Oh,
sağlık. Annelerimize gelsin bu eserimiz. Bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum diyorum. Ağzına sağlık bacım. Teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Hiç zaman kaybetmeden üstadlar. Evet. Ben de bir... Telefonumuz varmış, evet. Alo. Alo, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Mehmet Şimşek ben. Şevkülesa Yardımlaşma Derneği Başkanı. Memnun olduk başkanım aradığınız için. Evet, güzel memnun olduk. Çok güzel görüyorsunuz. Biz ekranların başında takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sevin kardeşlerimizin de iki güzel kardeş, iki güzel insanı orada. Evet. Değerli kardeşlerim. Teşekkür ederiz başkanım. Hem bizim çatı derneğimiz, Sevin Kardeşler Yardımlaşma Derneğimizde bizim başkan yardımcılığımızı yapıyor. Evet. Yasin kardeşimiz de yine kültürel alanda kültürel açımız. Estağfurullah başkanım. Teşekkür ederiz. İkisini de buradan tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Başkanım teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Zafer kardeşim işte biraz önce bahsetti. Dernekçiliğin güzel taraflarından neler yapıyor dernekler. Onları sizlerle paylaştılar. Evet. Ben kendimi tebrik ediyorum. Dernekçiliği dernek anlamında, gerçek anlamda yapan köylerimizden, genç başkanlarımızdan ekibiyle birlikte güzel bir yönetim var. Çok güzel bir birliktelikleri var. İşte bizler de her zaman yanlarında olduklarını bilmesini istiyorum. Ekip çalışmasında da yine başarılı bir kardeşimiz. Şevin Karahisar'da da Saraycık köyümüzü tüm etkinliklerde, faaliyetlerde en güzel şekilde yönetimiyle birlikte temsil ediyor. Ben kendisine bundan sonraki iş hayatında gerekli dernekçilik anlamında üstün başarılar diliyorum. Başkanım sizin aramanız onu daha motive evet. etmiştir diye evet. düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun başkanıma. İnşallah. Biz kendisini çok seviyoruz. Hem Yasin kardeşimiz hem Zafer kardeşimiz. Teşekkür ederim başkanım. Olun, başkanım. Aradığınız için teşekkür ederiz başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Mehmet başkanımız. Şevin Karahisarlılar Yardımlaşma Derneği, kendisi de bahsetti, çatı dernek. Yani 62 derneğin bağlı olduğu... 62 dernek, köy derneğinin bağlı olduğu tabii. bir çatı ana dernek, dernek diyelim evet. ona biz. Mehmet Başkanımız da iki dönemdir birlikte Mehmet Başkanımla çalışıyoruz. Kendisiyle de yani cidden yani kendisi bize söyledi ama yani onun sarf ettiği eforun biz keşke %1'ini sarf edebilsek. Yani o derece çalışkan bir arkadaşımız ve bizi çok yoruyor ya. Başkanım işte karşılıklı ya. Anlayış, çok karşılıklı olsun, çalışma disiplini. Evet. Bunların hepsi yani bir araya geldiğinde... Keşke zaman olsaydı da başkanımız da hani bu konularla alakalı yani inşallah da hani ben size de şey yapmış olayım yani Mehmet Başkanım'ın bir... Getirin alem bir dernekçi görsün. Tabii ki getiririz yani, başkanım getiririz. İnşallah. Ne demek i̇nşallah. Getireceğiz. Yapmış olduğu icraatlarla falan. Tabii bu konuda siz bize destek olacaksınız. Olur. Yani. Başkanım size daha çok sorularımız olacak. Şu an reklama giriyoruz. Reklamlar diyoruz. Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan program devam edecek. Televizyonun başından ayrıldığınızda aklınız bizde kalmasın. Artık ister okulda, ister işte, ister tatilde olun. TV 52 hep yanınızda. Hemen akıllı telefon ya da tabletlerinizin mobil uygulamalarından TV 52'yi indirin. Siz nereye giderseniz biz de oraya gelelim. TV 52 şimdi mobil uygulamalarla hem çok renkli hem de her yerde. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı'nın bu haftaki konuğu Gökhan Karabacak, Melek Kamer ve Fatsallar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cayak. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı pazar günü saat 16'da. Ordu ili Mesudi ilçesi Güzde Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde buluşalım. Bu muhteşem
Perşembe gece 24 Şubat 2018 Cumartesi saat 18.30'da TV 52 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Evet kıymetli izleyiciler, yine bir kazandırma zamanında Klas Arsa Ofisi ile yatırımda, toprağa yatırımda kazanmanın detaylarını, nasıl kazanacağımızı öğrenmenin tam vaktindeyiz. Şu anda aramızda Sedat Ünver kardeşim bu konularla ilgili bize daha detaylı bilgi verecektir. Hoş geldin kardeşim. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Öncelikle programın hayırlı uğurlu olsun. Çok Allah utandırmasın. Ratinginiz bol olsun. Hoş geldin Sedat abi. Teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Akbayır'ın ve Alperen Akbayır'ın selamları var başkanım sizlere de ve Sarayıcık köylülerine bütün selamlarını gönderdiler. Evet kıymetli gönül dostlarımız, yine bir kazandırma akşamından İstanbul'un muhteşem bir bölgesi Cazibe Merkezi Silivri Çanta Mahallesi'nden bahsedeceğiz bu akşam. Sevgili kardeşim, Silivri biliyorsun muhteşem bir bölge. Ulaşım olarak İstanbul'un Mecidiyeköy'den arabanıza bindiğiniz zaman başkanım bir saatte arsalarımızın üzerindesiniz. Arsalarımız nasıl bir bölgede? E5'in ve E6'nın tam ortasında kalan bir bölgede. Çorlu Havalimanı'na yaklaşık 5-6 kilometrelik bir mesafede. Çerkezköy'e keza yine öyle. O bölge olduğu gibi fabrikalarıyla, iş sistemleriyle dolu bir bölge. Aşağı yukarı 750-800 tane fabrikanın şu anda faal vaziyette çalıştığı bir bölge. Ve arsalarımız villaların hemen dibinde, elektriği, suyu, doğalgazın yanı başında. Hemen yanı başında. 2,5 kat imarlı 250 metrekareden başlayan İstanbul tapulu imarlı arsalarımız başkanım. Bu çok önemli başkanım. Yani bu İstanbul tapulu ve imarlı. %25 imarlı. Bunlara nasıl sahip oluyorsunuz? 0212 397 17 20 telefona bir çağrı bırakarak başlangıcı yapıyorsunuz. Çağrıyı bıraktığınız arkadaşlarım size en kısa zamanda dönüş yapıyorlar. Daha detaylı bilgi veriyorlar, sizlere randevu veriyorlar. Sizleri ücretsiz servislerimizden alıp arazilerimizin üzerine götürüyoruz değil mi? Evet, haftanın... Haftanın 7 günü. 7 günü götürüyoruz arazimizi gezdiriyoruz. Beğendiğiniz takdirde Silivri merkezdeki ofisimize geçiyoruz. Ofiste görüşmelerimizi yapıyoruz, sözleşmelerinizi hazırlıyoruz orada. Sizin bir sözünüze başkanım. Bakın sözleşme yaparken kefil istemiyoruz, ipotek yapmıyoruz, kapora istemiyoruz. Herhangi bir senet imzalatmıyoruz. Sadece sizin sözünüze istinaden alıyorum dediğiniz anda pazarlığımız bittiği takdirde evraklarınızı alıyoruz. Tapularınız akabinde ertesi gün veya bir gün sonra hazır oluyor. Yine tapularınızın hazır olduğu gün ücretsiz servislerimizleri sizleri alıyorlar İstanbul'daki bulunduğunuz noktalardan. Silivri Tapu Dairesi'ne çıkıyorsunuz. Çok iyi bilirsiniz ki tapuya gittiğiniz zaman tapu memuru önce satıcıya sorar. Evet. Paranızı aldınız mı değil mi? Evet. Biz sizden para almadığımız halde tapu memuru soruyor bize paranızı aldınız mı? Ne aldık diyoruz. Siz imzalıyorsunuz. İstanbul tapulu arsanızın tapusunu elinize alıyorsunuz öncelikle. Ve imarlı tapunuzu, bakın imarlı arsaların. Hemen tekrar akabindeki ofisimize geçiyoruz karşıya. Orada günün ikramı yapılıyor size. Yemeklerinizi yerken ödemelerinizi de bir yandan yapıyorsunuz. Yemeğinizi yiyip çayınızı içtikten sonra sizi tekrar servislerimiz alıyor. Almış oldukları noktalara getiriyorlar başkanım. Bunları yaparken de yarısını peşin, yarısını taksit yapıyoruz. Ya da arabanız var, siz ticaretle uğraşıyorsunuz. Çok iyi bilirsiniz bu konuları. Arabanız var, arabanızı satacaksınız. Bakım zamanı geldi veya modeli eskidi. Şimdi götürüp bir galeriye verseniz arabayı en az 3-5 bin lira aşağı fiyat kıracak değil mi? Sonuçta ticaret yapıyor adam. Düşecek ki biraz düşük fiyatsın, yüksek fiyatına satsın öyle mi kardeşim? Aynen öyle. İşte biz burada ne yapıyoruz? Galerilerin sizden almış olduğu fiyatlara değil, sizlere satmış olduğu fiyatların üzerine 1000 lira yapıyoruz. 1000 lira ilave yapıyoruz. Ya bu ne demek? Sizin arabanız 30 lira, götürdüğünüz galeri 20 lira verdi, 22 lira verdi. Ama satarken 30 liraya satıyor. İşte sattığı fiyatın üzerine 1000 lira ilave yapıp o şekilde alıyoruz başkanım. Çok güzel bir şey. Bir şey daha yapıyoruz. Ya, çok özür diliyorum başkanım. Bunu yaparken öyle rastgele 3 tane galeri arıyoruz. Ona göre yani. Sizin belirleyeceğiniz galeriler. Yani evet, bizim yani... biz kendi istediğimiz değil. Bir şey daha yapıyoruz sevgili Halis'im. Şu anda Sarayıcık'tan bizi seyrediyorlar değil mi? Tabii evet. Selam olsun Sarayıcıklara da buradan. Bizi seyrediyorlar. Dediler ki ya Zafer Başkan biz de yer almak istiyoruz oradan ama bizim masraflarımız olacak. Geleceğiz gideceğiz değil mi Halis'im? Aynen öyle. Masraf olacak. Artı fiyat binecek. İşte burada ne yapıyoruz sevgili başkanım? Aradılar 0212 397 17 20 telefonu aradılar. Veya sizi aradılar. Getirdiniz. Getirdiniz vatandaşı. Götürdük. Araziyi gezdi. Tapusunu aldığı gün
Dedi ki kardeşim soruyoruz masrafın ne kadar? Aynen. 2000 lira, 3000 lira masrafı çok neyse ulaşım masrafını, çok konaklamasını, yemesini, içmesinde tamamıyla klasar sofisi olarak biz karşılıyoruz. Bunu sadece Türkiye içerisinde sarayca Avrupa yapmıyoruz. Avrupa içinde geçerli. Dünyanın neresinden olursa olsun. Bakın dünyanın neresinden olursa olsun. Bizleri tercih ettiğiniz takdirde her türlü ulaşımınızı, konaklamanızı, yol masraflarınızı tamamıyla biz karşılıyoruz. Ve bir şey daha yapıyoruz. Biraz önce ben dinledim faaliyetlerinizi saydınız. Ben de yabancı değilim bu işlere başkanım, evet, biliyorsunuz. Evet. Şimdi faaliyetleri sayarken dernekçilik çok zor bir olay İstanbul'da. Özellikle bu tür faaliyetleri yaparken artık eskiden aidatlarla yapılıyordu. Ama artık üye aidatlarıyla bu tür faaliyetleri yapmak çok çok zor. Evet, aynen öyle. İşte burada ne oluyor? Sponsorlar devreye giriyor değil mi? Burada klasar sofisi. Şimdi burada devreye klasar sofisi giriyor. Sen şimdi inşallah Yasin kardeşimle beraber Saraycık halkını toplayıp geleceksin. Oradan sana birkaç tane yer vereceğiz köylülerine. Bundan sonra senin gece mi yapacaksın abi? Diyeceksin ki klasar ofisi ben gecem var. Kahvaltı mı yapacaksın? Arayacaksın ofisi diyeceksin ki benim kahvaltım var. Pikniğim var. Nasıl bir organizasyonun varsa biz klasar ofisi olarak her zaman senin yanında olmaya olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Bizleri tercih ettiğiniz takdirde. Yani bu ne demek? Bizleri tercih edip üyelerini bize yönlendirirsen burada her türlü hem üyelerin kazanacak hem sen kazanacaksın. Fiyatlarımıza gelelim mi? Fiyatlarımıza gelelim. Şimdi normalde başkanım 52.900 lira bizim fiyatlarımız. Ama bu akşam Halis kardeşimin ilk programı. İlk programı. Sizi de almış, Saraycık halkını da almış. Bu akşam bir şeyler yapmamız lazım. Sen de sattın. Yapmamız lazım. Evet, yapmamız lazım. Şimdi 52.900 liranın 900'ünü attık. Attık. 52 ve 52'deyiz ya. Evet, 52. Yani plakayı yapalım, 52 olsun. Ben de indirim yapacağım Sedat abi. Biraz. Sen de indir yapacaksın. Evet, ben de indirim yapacağım. Hadi bakalım, sen ne yapacaksın? Siz söyleyin, ben indireceğim. Biz 52'ye indirdik diyor. 52. Yani düz yine. Düz öyle yaparız. Öyle yapmayalım da öyle fiyatlamayın. Bakın bu akşam evet. Özel ne yapalım? Bir türkü bir şiir programını seyreden herkese. Sınırlama koymayalım. Bir türkü bir şiir programını seyreden herkes 0212 397 17 24 telefona bir çağrı bıraksın. Bu akşam özel ama sadece bu akşam özel. 52 bin lira yaptık ya. Evet. 52 bin liranın üzerine bir de tel örgüsünü çekelim. Evet, arsanın etrafını tamamen. 250 metre İstanbul tapulu arsanızı aldığınız zaman tapınızı aldığınız gün tel örgüsünde biz klas arsafısı olarak sizlere hediye edelim başkanım. Sizler ne söylemek istersiniz? Ya çok güzel. Ya üyelerinize neler söylersiniz? Tavsiye eder misiniz? Ederim. Kesinlikle. Bir de şöyle söyleyeyim Silivri, başkanım. Yani dediğiniz gibi Silivri yani. Evet. Geleceğe neredeyse bizim yaşımıza yakın bir tecrübeyle yapıyoruz bu işi. Yönetim kurulu başkanımızdan en alt kademedeki çalışan arkadaşlarımıza kadar. Biraz en alt kademedeki çalışan. Biraz önce Sedat dedi ya bir söze diye. 29 yıllık tecrübede bu bir sözle devam ettiği için böyle. Yani hiçbir ipotek herhangi bir şey yapmadan sadece seni görüyor. Öyle insan sarrafı olmuş ki adam bir bakışta alıcı ya da alıcı olmadığını çok çabuk çözüyor. Evet. Onun için hiçbir sınırlama yapmıyor. Ben kendim şahsım olarak değerlendirebilirim yani. Ya kesinlikle bekleriz evet, başkanım. Yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sadece yer satmakla kalmıyor. Bakın kültüre de inanılmaz derecede katkı sağlıyor. Kesinlikle evet. Nasıl sağlıyor? Şimdi iki tane kardeşimiz program yapıyor. Bizim gibi 14 tane sanatçımız var şu anda program yapan. Yaklaşık 7-8 tane televizyon kanalında program yapıyoruz. Bu her türlü yörenin yöre gözetmeksizin bakın yörelerin kültürüne de katkı sağlıyor. Yani sadece sponsorluk olarak da yapmıyor. Eskiden çok iyi bilirsiniz. Yasin kardeşim de bilir. Eskiden dernekler televizyonlara çıkmak için çok para diyorlardı. Evet. Öyle değil mi? Tabii, evet, çok tabii. Para veriyorduk yani kanallara çıkalım da ya bizi konuk alsınlar da işte çıkıp orada derneğimizi tanıtalım, üyelerimizi tanıtalım diye çok para veriyorduk. İşte bunların önünü aldık. Şimdi bütün televizyonlara gittiğiniz zaman özellikle bizim bünyemizdeki programı yapan arkadaşların hepsi bir tek kuruş para ödemeden televizyonlara çıkıyorlar. Çıkıyorsunuz bakın derneklerinizin faaliyetini anlatıyorsunuz ne kadar güzel. İş adamlarımız kendini tanıtıyor değil mi Halis kardeşim? Evet, evet. Ya bu türlü kültüre de inanılmaz derecede katkı sağlıyor yönetim kurulu başkanımız ve diyoruz ki klastan alın bir arsa ne derdiniz kalsın ne tasa. 0212 397 1727 Noğlu telefona bir çağrı bırakın. Florya Metrobüs durağının karşısındaki ofisimizden her gün 7 gün tatil gözetmeksizin 7 gün boyunca bütün ekip arkadaşlarımla beraber her türlü size hizmet etmeye hazırız. Arayın sadece çağrı bırakın. Arkadaşlarım sizleri alsınlar. Arazimize götürelim. Almanız hiç önemli değil başkanım. Gezmiş ama gelin bakın gezmeye yani, gelin. Biz o kadar yani. O kadar amaç çok müşterimiz var ki bak o kadar çok müşterimiz var ki hele Belçika'dan bir müşterimiz gelmişti yazın. Çanta Mahallesi'nde yine başka bir yere götürmüştük. Ben tesadüfen serviste bir denk geldim. Giderken sohbet ettik. Anladım yönetmenim. Süremiz az kaldı. Hemen toparlıyorum. Yaşlı bir ablamızdı. Yani 80 üzerindeydi. Dedi ki ya ben bakmaya geldim evladım. Çok dedi merak ettim. O gün götürdük 3 tane arsa aldı. Ve 4-5 tane de sonradan verdi. Yani Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun
Arayın 0212 397 1720 telefona bir çağrı bırakın. Siz de çocuklarınıza güvenli bir gelecek kurmak istiyorsanız güvenin ve kalitenin adresi Klaslarsa ofisini tercih edin. 0212 397 1727 nolu telefona çağrı bırakmayı unutmayın. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum bu değerli zamanı bize ve Klaslarsa ofisine ayırdığınız için. Tekrar programımız hayırlı olsun. Çok hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Her şey güvendiğinizce olsun. Klaslarsa ofisi olduğu sürece her şey güzel olur. En iyi yatırım arsa diyoruz. Mehmet Küçükdoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Zamansız Yağmurlar pazar akşamı saat 21'de sizlerle. Keyifle izleyeceğiniz programın bu haftaki konukları Ordu Kamu Çalışanları Dernek Başkanı Cengiz Aydemir ve Türk Halk Müziği sanatçısı Halil Özçelik. Zamansız Yağmurlar pazar akşamı saat 21'de. Ordu ili Mesudi ilçesi Güzde Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Gecesi'nde buluşalım. Bu muhteşem gece 24 Şubat 2018 Cumartesi saat 18.30'da TV 52 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı'nın bu haftaki konuğu Gökhan Karabacak, Melek Kamer ve Fatsallar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Cayak. Erol Artvinli ile Müzik Pınarı pazar günü saat 16'da. Klas Arsa Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan program devam ediyor.
olmazdım. Ağzına evet, sağlık. Bu eserimiz de Nurettin Bay'a ait. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, şimdi ben de bir kendim anlatayım isterseniz. Mesajlarımız gelmiş Halis abi, okuyayım mı? Önce bir anlatayım da sonra anlat okuruz abi. Zamanımız var. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi dostlar 52 TV, yani TV 52 deyince bana çok yabancı değil, Sedat Ünver'in sayesinde 3 defa konuk oldum. Şimdi de nasip oldu program yapmak bu yıl itibariyle. Hayırlısı olsun diyelim. Bir kendimi anlatayım. Ordulular da bilsin. Halis Doğanay kimmiş? Saralı Halis Doğanay. Babanın üç oğlundan biri, herkese eşittir düşünce ve fikri. Eksilmez dilinden Allah zikri. Ben buyum dostlar, ben buyum dostlar, benim adım Halis. Adını taşıdığım bir dedenin torunuyum. Paylaşmayı severim, sevgi doluyum. Herkes gibi ben de Yaradan'ın kuluyum. Ben buyum dostlar, benim adım Halis. Haksızlığı sevmem, kolay darılmam. Denize düşsem de yılana sarılmam. Beğene bakarım, hemen kırılmam. Ben buyum dostlar, ben buyum dostlar, benim adım Halis. Adım anlamı gibi saf ve temiz. Her an sorarım, biz neciyiz, kimiz? Allah katında eşitiz dostlar hepimiz. Ben buyum dostlar, ben buyum dostlar, benim adım Halis. Hep istemişimdir yeni dostlar edinmek. Tek uğraşımdır çalışıp çabalayıp didinmek. Allah'ın bana verdikleriyle yetinmek. Ben buyum dostlar, ben buyum dostlar, benim adım Halis. Kısacası dostlar dedim ya, benim adım Halis. İnsanlığımla oynamam, oynatmam hiç bahis. Tüm dostlara karşı beslerim iyi güzeliz. Ben buyum dostlar, ben buyum dostlar, benim adım Halis. Benim adım Halis. Teşekkür ediyorum. Düşelim dünyada
de hep canımsın diyen, seninle ekmeğini ikiye bölüp yiyen, sonra da bin bir sahte kılıf giyen, sahte vefa bilmez, kullar vefasız. Yokuş iken düze çevirdiğin, fedakar olup dağları devirdiğin, uğruna, uğruna dar tünellere girdiğin, dar günde kapanan, dar günde kapanan yollar vefasız. Sevgiliye verilince keyif alan, aşkın kemendiyle esir kalan, her küslükte, her küslükte barışa umut olan, erken solup, erken solup giden güller vefasız. Halisim sus, halisim sus, yorma kendini, yıkabilir misin gönül bendini, anlatamadığın bin bir derdini, bir türlü söylemeyen, bir türlü söylemeyen diller vefasız, diller vefasız. Sağlık bacım. Teşekkür ediyorum. Mesajları okuyayım ben. Öncelikle sevgili ablam, yeni programın hayırlı uğurlu olsun. Başarıların devamını dilerim. Mersin'den sevgiler demiş kardeşim Elvan Özcan'a, Mersin'e selamlar gönderiyoruz. Halis kardeşim, yeni programınız hayırlı olsun. Konuklarınıza selam. İyi yayınlar. Sara Kaplan. Salimtepe. Salimtepe. Selam olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ben hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Selam olsun ona da. Selamlar olsun. Evet Yasin, anlat biraz, neler yapıyorsun, nerede program alıyorsun? Mekan ismi söyleyeyim. Yok. Yok, söyleyemiyorsun, sadece yer olarak. Gün olarak. Semt olarak. Neler yapıyorsun? Yeni kaset, yeni çalışmalarınız var mı? Ha pardon. Mikrofon, pardon. Mikrofonu unuttuk, biz yani burada var zannediyoruz. Alışkanlık, ne yapalım. Üç tane mekanda sahne alıyorum ben. Biri Tarabya'da, biri Etiler'de, biri de Şişli'de. Haftanın üç günü sahnedeyim. Zaten en çok da sahnede olan kişi benim. Sesimden de belli, yorgun. Yeni bir projem var mı diye sorarsanız, hı-hı, bir albüm çalışmasına başlamadım. Çünkü 2016'da çıkardım. Fakat yaklaşık şöyle bir ay, bir buçuk ay içerisinde tek bir eser hazırladım. Biz Saraycık köyü olarak şehidi olan bir köyüz. Hı-hı. Askerine, şehidine her Türk vatandaşı gibi bağlıyız ama evet. Saraycıklılar biraz da hani fazla şehit vermiş bir köy olduğu için biraz eski albümlerde şehitlere yazdığım özel eserlerim vardı. Burada da bir vatan millet uğruna yazdığım böyle 2-4 üstadlar da anlar. Bir güzel bir böyle vatan millet uğruna yazdığım bir bestem var. Onu şu anda işte aranje ediyoruz yeni. Tek ona bir klip çekeceğim. Onu piyasaya süreceğim. Yani bu sene albüm çıkarmayacağım. Kardeşim hiç durmadan senden bir eser alalım o zaman. Senden bir eser alalım. Şey var mı hocam sizde? Evet, bir telefonumuz varmış. Hemen bağlanıyoruz. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Buyurun. Şebin Kayser eski belediye başkanı Lütfullah Akdoğan. Başkanım buyurun. Nasılsınız hayırlı başkanım? Hayırlı programlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. İsminizi öğrenebilir miyim başkanım? Lütfullah Akdoğan. Şebin Kayser eski belediye başkanı. Şebin Karahisar eski belediye başkanımız, evet. Buyurun başkanım. Evet. Buyurun başkanım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sınırlarımız dışında Türk milleti adına savaşan kahraman Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Komutanlarına saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletine de o şehitlere inşallah layık oluruz diyorum. Zafer kardeşim, Yasin kardeşim, dikkatle izliyoruz. Haset kalmışız sesine. Yasin kardeşim, nereye kaçıyorsun? Başkanım biz Yasin burada... Yasin Bey şimdi söyleyecek başkanım. Prova yapıyoruz başkanım. Güzel bir şeyler dinliyoruz. Prova yapıyor şu an. Bizleri dinlendik, ben de dışarıdaydım. Allah razı olsun başkanım, okuyacağız. Hanım kardeşimizle beyefendi, Halis beyefendiyi dinledik. Çok teşekkür ederiz başkanım, sağ olun. İşten duygularıyla efendim... söylediler, kendilerini anlattılar. Teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Zafer kardeşim, sana da dernek çalışmalarında hem Saraycık Köyü Derneği başkanlığını sonlandırıyorsun herhalde. Efendim bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki hem Şebin Karahisar Merkez Derneği'ni hem köyünün derneğini tabii ki yalnız bırakmayacaksın. Bu zamana kadar bırakmadım. Yani başkan olmak olmamak tabii ki önemli değil. Evet. Efendim ben de tabii ki her zaman senin yanındayım. Sevgilerimi sunuyorum. Gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlara da saygılar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Efendim. Hayırlı akşamlar başkanım. Sağ olun. Evet kardeşim, hiç zaman geçirmeden Keşik bana geldi. Evet Yasin, Keşik sende. Bir canlı mı okuyalım, cansız mı? Nasıl, sen nasıl istiyorsan. Size sor, canlı mı cansız mı? Canlı. Canlı mı? Evet. Mikrofonu alın, açayım. Okey. Derde tabip oldum, derman aradım. Derdimin dermanı sendedir sandım. Çok çileler çektim, candan usandım. Neden böyle erken çöktü gençliğim? Yaşta gibiyim. Neden böyle erken çöktü gençliğim? Benim gençliğim. Dizlerim tutmuyor, boşta gibiyim. Neden böyle erken çöktü gençliğim? Eyvah gençliğim.
gençliğim. Ağzına sağlık Yasin. Aklıma geldi de okudum yani çok bir anda. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Malatya'dan Ahmet Farol ve ailesi, Ordu'dan Nurettin Işık, İbrahim Selam Bilecik Hayati demiş. Buradan herkese selam söylüyorum. İzleyenlere, TV 52 izleyenlere selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum izledikleri için. Başkanım, size sorular tekrar geliyor. Öncelikle İstanbul'da ne gibi etkinlikleriniz var? İsterseniz ben bir anonsum var. Onu bir şey yapayım sonrasında. Ondan evet. Sonra cevaplayın. Bizim Merkez Derneğimizin her yıl düzenlemiş olduğu bu pazar günü Şişli Merkez Camii'nde bir mevlid programımız var. Evet başkanım. Buradan tüm Şebin Karahisarlıları, yani herkesi bekliyoruz. Yani başkanımın da, Mehmet başkanımın da özellikle selamı var. Yani katılması gereken herkesi pazar günü öğlen namazını mütakiben Şişli Camii'ni bekliyoruz mevlid programımız için. Şimdi başkanım, İstanbul'da ne gibi etkinlikleriniz var? İstanbul'da ne gibi etkinliklerimiz var? İşte yazın piknikler, işte kışın geceler, yani işte standart dernekçilerin yapması gereken şeyler, yani derneklerin yaptığı şeyler. Yani İstanbul'da değil de şimdi şöyle, hani ben dernek ne yapar anlamında isterseniz şey yapayım. Yani dernek mesela işte burada işte cenazelerimizde. İşte cenaze şeyinde, düğünlerimizde, cenazelerimizde. Evet. İşte toplumu bir araya toparlayıp işte iştirak etmek, katılım sağlamak. İşte bu gibi konulara ağırlık veriyoruz. İşte standart yaz olduğu zaman her deneyin yaptığı gibi işte geleneksel pikniklerimiz falan oluyor. Her sene yapıyoruz bunu düzenli bir şekilde. Gece düzenliyoruz. Kış sezonunda genelde gece düzenliyoruz. Yani derneklerin yapmış oldukları bunlar yani. İşte standart şeyler yani. İşte daha çok işte buradan toparlayabildiğimizi toparlayıp işte köyümüze ne yapabiliriz? Yoldu, köprü, dişep. Şu anda mesela bir imam evimiz var. Yani başladık. Cami yapmışsınız başkanım. İmam evi de olsun yani. Evet. İmam evinde işte başladık. Kaba inşaatı falan bitti. İşte sıvası falan. Yani bayağı bir eksiğimiz, noksanımız da var yani. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam etmekte yani. Ne mutlu başkanım ya, böyle karşılıksız ilgilenmek yani, evet. Neyi toparlamak, kendi yöresini korumak yani gerçekten insana ayrı bir haz şey veriyor yani, evet yani, tabii kesinlikle hiçbir yani. Karşılıksız yani uğraşmak. Kesinlikle yani çok mutlu oluyoruz biz onları yaptığımız zaman, çok mutlu gerçekten oluyoruz gerçekten yani. Takdir ediyorum koşturduğumuz yani. Zaman mutlu oluyoruz yani. Dediğim gibi yani Mayıs ayında bir kongremiz var, Mayıs'ın ilk haftası. İşte şimdiden bir aday arkadaşımız var. Kendisi de burada. İsterseniz bunu da bir şey yapalım. Bir söz hakkı verebilirseniz. Verelim. Orada Musa Potur kardeşimize. Düzen şöyle. Çalıştığı işlerden oraya da gelsinler. Çok teşekkür ederim. Dört dört biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de bundan sonrasını kendimiz artık düşünüyoruz. Artık yani şu anda diyecekten fazla bir şey yok. Önümüzdeki günlerde yönetimi aldıktan sonra biz de aynı kendisi gibi elimden geldiği kadar yani İnşallah biz de her zaman yanındayız senin. Teşekkür ederim. Sabahattin abim benim yanımda olduğu gibi her zaman ben de senin yanındayım inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Herkese programımıza da hayırlı olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Yani diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Için. Bu arada şehitlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Rahmet eylesin. Şimdi benim de bir sosyal medyadan bayağı bir dostlar var. Selam gönderelim onlara. Bir saniye tamam. Ayrıca Bilal Kahraman'ın da selamı var. Bizlerden de selam olsun. Bizlerden de selam olsun. Şimdi Ayaz Aydın var. Önümüzdeki hafta inşallah konuğumuz olacak Dürdane. Kayseri'den gelecek bir kardeşim. Önümüzdeki hafta cuma günü. Bizi izliyormuş, göndermiş ama şeyini, mesajını düşmemiş diyor herhalde diyor. Öyle bana mi? Öyle yazıyor. Ayaz Aydın'a, eşine, Işıl ablama,
Yüksel Öztürk yine Sivas'ta. Evet. Program, bir televizyon kanalında program yapan bir abimiz. Ona da selam olsun. Aynı zamanda Kayseri'de Ayaz Aydın sayesinde Kayseri'de Sivaslı başkanlarla tanıştım. Şahin Başkan, Ünal Başkan, Şükür Başkan, Ayhan Başkan, Baki Başkan çok değerli insanlar. Yani görmeden insana değer veriyorlar. Biliyorsun ben 15 gün önce bir anjiyo geçirdim. İnan ki var ya hemen hemen her, Allah razı olsun kardeşim, hemen hemen her gün aradılar. Hepsine selam olsun buradan. Evet, selam olsun. Kendi köyümden de Vahap Göktuman abim aradı da açamadım. Selam şey gönderecekti herhalde. O da bütün köylüme, köyde yaşayan bütün köylülerimin hepsine selam olsun. Veysel Macit kardeşime de selam olsun. Evde anamla küçük oğlum izliyor. Ay, onlar anamın ellerinden öpüyorum. Büyük oğlum da Sakarya'da üniversitede okuyor. O da arkadaşlarıyla izliyor. Onlara da hep selam olsun. Evet, buradan selam olsun. Ve Durmuş kardeşim var. Çok özür diliyorum. Benden bir hafta önce büyük bir ameliyat geçirdi. Geçmiş olsun. Şu an evde bizi izliyormuş. Televizyonu çekmiyor ama internetten açmışlar. Bizi izliyorlarmış. Çok geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız onunla. Selam olsun. İnşallah bir an önce düzelecek. Aramıza i̇nşallah, dönecek. İnşallah. Onu seviyoruz. Onunla beraber olan herkese selam, saygı olsun. Türkü yapalım Hadi istersen. Hadi tabicim, bir gece mi ben bir... Tabii ki, tabii ki. Evet, çok özür diliyorum. Ben istersen bir başlayayım. Başla istersen. Dürdane Yücan bacımın 16 Mart, doğru mudur? 16 Mart. 16 Mart'ta. Cuma akşamı. Cuma akşamı. Dudullu'da bir mekanda. Onu sosyal medyada zaten paylaşıyoruz. Evet, evet. Albüm tanıtım gecesi var. Bütün dostları oraya bekliyoruz. Evet başkanım, böyle. Bu okuduğumuz inşallah, yönetim tabii olarak sizi bekliyorum. Evet inşallah. Biz de oradayız yani. Evet, Durdan sözünü de aldık. Bu okuduğunuz İnşallah eserler çıkacak albümde. Evet, çıkacak. Aa, güzel, güzel. Allah yardımcınız olsun. Gecemiz yemektir. Ücretsizdir yani. Artı. Herkesi bekliyoruz. Evet. Tüm halkımız davetlidir. Evet, bacıma yardımcı olalım. albüm konusunda. Olacağız, başkanımız yanında olacağız. Sözünü de aldık. Dernek biz de yanında olacağız. İnşallah biz dernek olacağız. Yanında olacağız. İnşallah o gün İnşallah programı oradan yaparız. İnşallah o imkanları zaten zorlayacağız. Halis abi, cuma gününe denk geliyor. Biz zaten İnşallah bir destekler bulursak. Evet zaten. İnşallah. Oradan yapacağız canlı yayını. İnşallah öyle bir şey düşünüyoruz. Şiir mi okuyacaksın Halis Yok, abi? Yok, sen Türk okuyorsan oku. Yoksa Yasin bir tane daha söylesin. Yasin bir tane evet daha oku sen. Şimdi başkanımın bir isteği var ama başkanımın önceden şuraya getirdiği bir şeyler var. Evet şimdi bak, ben çiçekleri unuttum. Şimdi ben hep bakıyorum, iyi ki varsın. Başkanım iyi ki bize varsın. Varsınız, çiçekler varsın göndermiş. Varsın, varsın. Değerli varsın izleyicilerimiz. Çikolatalarımızı... Üç tane getirmiş herhalde, biri başkanım bana, biri size, biri de evet Halis abime. Çok başkanım teşekkür ediyoruz. Başkanım çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Bu çok nazik sağ ol başkanım. O zaman başkanımın benden bir isteği var, onu okuyalım. Yani bence tamam de. Rahmetli halk ozanlarımızdan Aşık Veysel'in bir eseri. Hocam Fadiyez var mı sizde? Onu o zaman başkanıma gelsin. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Evet. Hadi bakalım. Okuyalım. Bir alkış gelin de motive olun. Eyvallah, teşekkür ederim. Bilmiyorum ne haldayım.
kapalı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, gah ağlayıp gah güle, yetişmek için ben biraz da şarkı söylesin. Ağzına sağlık. Aşık Veysel'i yad ediyoruz. Aşık Veysel hocamızı yad ediyoruz. Onurla gururla memleketlisi olarak. Başkanımdan özellikle bu eseri Saraycık Köyü'nde şu an bizi izleyen değerli köylülerimize, evet, muhtarımıza ve burada bulunan tüm sevenlerimize, dostlarımıza gelsin. Abim izliyor, abime selamlarımı, evet, söylüyorum. Ellerini öpüyorum. Hüseyin Yeşil, selam olsun. Tekrar muhtarımız Cafer Kesi'ye selam olsun. Bizi izleyen kim varsa herkese köyde, evet, bizi izleyen kimse selam varsa olsun. Herkese selam olsun. Başkanım sesiniz bayağı güzelmiş. Vallahi ilk defa okudum yani. İlk defa okudum ben de yani. Öyle bir tane okuyayım isterseniz. Yok ya. Hayır yani öyle. Başkanım bana takıla takıla artık. Yani ilk defa öyle bir. Yalnız bir yani şey söyleyeceğiz. Kim büyük kim küçük, bunlar kardeş. Programın sonunda bunu açıklayacak. Sonunda mı? Evet. Çok merak ediyorum. Şimdi yani ben bir şiir okuyayım. Evet, abi, evet. Seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de merak ediyordur, o yüzden acele ediyorum. Bir çeksen ellerini, sussan konuşmasan kessen dillerini. Vaat etsen bana, vaat etsen bana dünyanın tüm güzellerini. Senden vazgeçer miyim sanıyorsun? Bir baksan ah, bir kaçırsan gözlerini. Önemsemeyip boş versen sözlerimi. Meçhule göndersen bana ait hislerini. Bir gülüşünü, bir gülüşünü unutur muyum sanıyorsun? Bazen derin derin maziye dalsan da, umutlarımı benden çekip alsan da, acımayıp, acımayıp beni bin bir derde salsan da, ben senden vazgeçer miyim sanıyorsun? Bir rüyaydı hayatımdan geldi geçti desen, sendeki beni, sendeki beni bir çırpıda gönlünden silsen,
benim bu halimle, benim bu halimle alay edip gülsen, ben sana, ben sana hiç kızar mıyım sanıyorsun? Halisim, halisim yazılmış alnıma bu sevda. Olsa da yaşanmamış yıllarımın hepsi feda. Desen de, desen de bana artık yokum elveda. Ben seni hiç unutur muyum sanıyorsun? Ben seni hiç unutur muyum sanıyorsun? Abi. Halis abi yürüyorsun. Teşekkür ederim ha. Rica ederim. Ağzına sağlık. Böyle işte ben de kendi çapımda bir şeyler yazıp okumaya çalışıyorum. Altyapıdaki fonları sen mi belirliyorsun yoksa üstadlar? Yok, üstadlar belirliyor. Helal olsun, çok güzel bir eser yakaladın. Tabii bunları... Yani Aşık Veysel bak gördün. Bunları dile getirmemde, böyle programları yapmamda... Bir Sultan abla. Aa tabii tabii. Sevgili Mehmet Akbayır'ın çok büyük katkısı var. Asla inkar edemem. 2 yıl televizyon programı yapmıştım. Bu yıl da es geçmedi. Yine program yapma şansı verdi. Buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki var. İyi ki bir Sivaslı. İyi ki bir Gürünlü. Ama genelde geniş bakıyor. Sivaslı olarak bakmıyor. Tokat, Malatya, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Ordu. Hiçbir zaman ayırt etmeden herkese eşit derecede yaklaşıyor. Yüreği var olsun. Evet. Kazancı bol olsun. Bol olsun. Evet Dürdane. Evet. Senden Türkiye gelsin sıradaki eserimiz. Thank you.
başkanım. Mükemmel bir türkü yine. Ağzına sağlık. Bizim ellerden vazgeçemeyiz. Bestesi kime ait bu eserin? Yasin'cim, bestesi Rüşen Aydeniz'e ait. Buradan da Rüşen abiye sevgilerimizi selam olsun için sordum bilerek. Bu arada Rüşen abinin de bugün bizi var. Yalnız bırakmayan tüm konuklara çok teşekkür ediyoruz ama Muzaffer Doğan benim Sivaslı bir şahit kardeşim orada beni yalnız bırakmadı. Ayaklarına sağlık kardeşim. Muharrem Demirhan yazıyor. Sosyal medyadan herkese selamı var. Yasin abisine de özellikle. Bizden de selam olsun. Şimdi sizin geçen hafta içerisinde Rüşen abiyle bir programınız vardı. Bizim kardeş kanalda evet. Bir programımız var. Rüşen orayı abiyle. Orayı da izledik. Çok başarılı bir programdı. Evet. Orada Hayri Bakıcı abimiz, eski dernek başkanımız. Orada bir açıklamalarda bulundu. Evet. Şebin Karahisar'ın vilayetliğiyle ilgili, geçmişiyle ilgili. Çok güzel konuşma yaptı. Yani evet, bu konuda da kendisine teşekkür ediyorum yani. İşte dernekler olaraktan işte en kısa sürede bence yani, bu da tabii benim kendi şahsi fikrim, buradan tüm Şebin Karahisar'daki derneklere, dernek yöneticilerine seslenmek istiyorum. Yani Hayri abinin o gün orada söylemiş olduklarını hani havada bırakmamak lazım. Aynen. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Çünkü Şebin Karahisar'ın yıllardır kanayan bir yarası. Şebin Karahisar'ın vilayetliği. Yani 1933 yılına kadar vilayet olmuş. 1933 yılında vilayetliği elinden alınmış. Geliri giderini karşılamıyor falan filan. Hayri abi bunları gerçi daha detaylı bir şekilde anlattı. Başkanım çok özür diliyorum. Lafını kesin. Biz de Tuşehri olarak vilayet olmayı bekliyoruz biliyorsunuz. Yani ben zararlıyım ama. Biz şimdi şöyle ama bizim kesin farklı bir şey. Yani bugün Türkiye genelinde 500 küsür tane ilçe var. Hangisine de sorsanız herkes tabii vilayet olmak ister. Yani. Biz vilayet olmak istemiyoruz. Biz vilayetlik hakkımızı geri istiyoruz. Yani şimdi kimseden bir şey istediğimiz yok. Bir şey beklemiyoruz. Yani. Zafer Başkan'ın lafını keseceğim çok kısa. Zaten Şebin Karahisar'ın vilayetliği alındığı dönem 8 tane ilin vilayetliği alındı. Fakat 7'si evet. İade edildi. Şebin Karahisar'ınki edilmedi. O sıkıntı zaman, orada. O zaman yani en doğal hakkı diyoruz değil mi? Biz hakkımızı istiyoruz. Evet, biz kimseyelenmişiz. Yani hakkımızı istediniz. Evet, hakkımızı istiyoruz. Yani. Yani. Yapsınlar iki tane ilçe il yapsınlar. Suşehri ile Karahisar. Zaten biri suyun altında, biri üstünde. Aradan geçme şansın da yok zaten. Tatlı su çabuk çeker, boğulursun. Biz hakkımızı diyoruz. Yasin'in, evet, Yasin senden türkü alalım kardeşim. Alalım. O zaman şöyle yapalım. La var mı hocam? Evet, peki. Bizim yöremizin en değerli üstadlarından, ozanlarından Mustafa Küçük Hoca'nın bir eserini okuyayım ben. Şimdi uzun hava istiyorlar ama dostlar uzunu çekmek zor olur. Harbi çekmek çünkü yorgunum. Zaten haftanın kaç günü sahne yapıyorum. Uşak Arap 135 hazırlayalım. Beni deli sanma doktor, ben köyümün delisiyim geldim. Hadi bakayım. Hadi güzel dostlara gelsin. Muhtarımıza da gitsin. Muhammed'e de gitsin oğlu ve Akgün Yeşil izliyorlar. Selam olsun. Hadi gel bakalım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Ben isterim
gittim yaya. Ne oldu küçük Mustafa'ya? Ben köyümün delisiyim. Ne oldu bizim Mustafa'ya? Ben köyümün delisiyim. Teşekkür Eyvallah vallahi. Bu arada bir mesajımız gelmiş. TV 52 programınız hayırlı olsun. Başarılar Dürdane Hanım. Ekranların karşısında sizleri izliyoruz. Eşim Zafer Yeşil ve ağabeyim Yasin Yeşil'e başarılarının devamını diliyorum. Saygılar, selamlar, iyi akşamlar demiş. Bizden de sevgiler, saygılar. Bizim gelin. Eşimize sevgiler, saygılar buradan. Teşekkür ederim. Bizim gelin dedim. Bak buradan kimin büyük olduğu belli oldu şimdi. Değil mi? Evet, bizden de sevgiler. Şimdi Halil abicim ne yapıyoruz? Hadi. Şiir mi alalım senden? Şiir, türkü söyleyebiliriz. Sen abi beni ağlatacaktın az önceki. Bir şeyim var. Şunlara da isterseniz bir... Tabii tabii, buyur başkanım, buyur. Marmaris'te... Bize misafir baş tacıdır. Başkanım. Yok, bir iki selam göndermem gereken arkadaşlar var. Şimdi mesaj atıyorlar. Marmaris'te benim can kardeşim var. Muğla Marmaris'te şu an bizi izliyormuş kendileri. Hakan Tuncer ve ailesine. Selam olsun. Selam olsun. Annesine babasının da ellerinden öpüyorum. Müdürdü değil mi o? Evet. Evet tamam. Tekrar bizim Şebin Karahisarlılar Yardımlaşma Derneği'nin yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Barış Tekişik. Bunda sizlere selamım var. Bizden de selam olsun. Güzel, bizden de selam olsun. Bizler istiyor olmuş. Çok sağ olsunlar. Ne bir güzel. Öğretmenimiz. Şey yok, evet. Öğretmendir kendisi. Biz de öğretmen yeğeniyiz zaten. Aynı zamanda. Ben genelde Yasin'im şiirlerimi çok uzun yazmıyorum. Ama yok demek 4, ki şiir, 5, bak demek ki şiir ben şimdi hadi ben şarkı sözü türkü sözü yazdığım için demek ki işleri bir arada aldım gittim buradan. Nereye gittim bir bilsen. Başkanım sizden de bir tane eski alalım mı bir türkü? Yok yok öyle bir şey yok. Beraber okursunuz. Evet beraber okursunuz. Halis abinin şiirinden sonra. Ya bu arada şunu söyleyeceğim. Şimdi ben 9-10 yıl televizyonculuk yaptım ama böyle sıcak bir program görmedim, evet, açık konuş. Yani... Böyle candansınız, içtensiniz. Evet, şimdi ne bileyim karşımda oturan dostlar şimdi bu taraf tamam Saraycık da bu tarafta sizi seven dostlarınız gelmişler. Ne kadar güzel. Vallahi hoş geldiniz. Hani, vallahi... Harikasınız. Yani doğal. Olduğumuz gibi yani abartıyor bir de var. Program kendi programın gibi kardeşim sıkıntı yok bizde. Zaten o kadar yani. Yani rahat olun. Aynen yani. Öyle. Bizim koltuklar güzel. Ama sizin sıcaklığınız hakikaten bizim heyecanımızı aldı. Gerçekten. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Vallahi başkan. İyi ki geldiniz yani. Sayıp kırılmam inan. Yüreğime sapladığın okların her biri kapanmayan, kapanmayan yara açsa kırılmam inan. Umursamasan sevgimi saysan bir hiçe. Gömerim sevdamı inan yüreğime sessizce. Varlığını, varlığını, varlığım saydım gündüz gece. Hatırlayıp, hatırlayıp dönmesen kırılmam inan. Koparıp alsan da bu bendeki sevgini değiştirebilir misin? Değiştirebilir misin bendeki sevdanın rengini? Çok uğraşsan da, çok uğraşsan da bozamazsın kalbinin ahengini. Boş verip, boş verip es geçsen kırılmam inan, kırılmam inan. Halis der ki, Halis der ki söyle ne yazayım daha.
acı, tebessümümde kahkaha. Ah deleyip, ah deleyip gecemi döndürsen de sabaha. Duygularımın, duygularımın katili olsan kırılmam inan, kırılmam inan, kırılmam. Misafirlerimize ikram etmek istiyorum. Şöyle, açarsan. Şimdi, başkan öyle de bağlamış ki. Yemesinler diye. Ben çikolatamı misafirlerimle paylaşmak istiyorum. Şöyle. O arada türkünüz gelsin hemen. Ben Yasin. Evet. Evet, evet. Sen söyle. Söyle Yasin, tamam, hemen alalım tamam seni. Ben bu arada çikolataları dağıtayım. Albümden mi okuyalım? Güzel. Şimdi biliyorsunuz tabii ki gündemimizde bir Afrin davamız var. Yetmezse getirebilirim. Yerine göre şehitlerimiz oluyor. İnşallah hiçbir zaman olmaz da. Oluyor işte. Benim eski albümümden şehitlerimiz için yazdığımız bir eserim vardı. Onu reji göndersin. Bir playback yapalım. O eseri de sizlerle paylaşmış olalım. Şehidim diyelim. Genç yaşında uçup gittin, yavrum seni çok özledim, gel. Yüreğimde yara açtın, beni dertten derde saldın. Genç yaşında uçup gittin, yavrum seni çok özledim, gel. Gözlerime askeri yenilir mi? Tarihlerde gördük bunu, gel. Şehidim sen rahat uyu, dağ taş Mehmetçikle dolu. Türk askeri yenilir mi? Tarihlerde gördük bunu, gel. Gözlerim
Sağlık. Şimdi bu eseri ben kısaca açıklamak istiyorum. Bu eserin birinci kublesinde, yani kıta diyeyim, öyle anlayalım. Annenin evlada feryatıdır. İkinci kublede kardeşin, şehit düşen kardeşe feryatıdır. Çünkü birinci kuble değişik. Rahmetli oldu. Benim süt annemdi. Hatice abla derdik biz ona. Hatice Yeşil değil mi aslen ismi? Evet. Hatice Yeşil, biz Hatice abla dedi. Ben de süt annemdi. Onun ve Munise abla var. Munise Yeşil. O da Oktay Yeşil'in. Birisi de Ramazan Yeşil'in annesi. Bunların evlatlarına, feryatlarını ben o anda orada olduğum için, şehit düşünce gördüğüm için, bu eserin birinci kublesinde o annelerin feryatını dile getirdim. Ama ikinci kublede de benim yaşıtım olan o iki tane şehidimize feryat. Çok güzel yazmışsın, kalemine sağlık ve çok güzel yorum yapmış. Bunu söylerken Danimarka'dan bizim Şarkış'la Büyük Reil köyünden bir Osman Tamer abim var. Çok güzel diyor. Ağzına, yüreğine sağlık diyor. Bizden de Danimarka'ya selam olsun. Programımızın sonuna geldik. Bir veda konuşmaları alalım. Başkanım, ayaklarına sağlık. Evet başkanım. Size öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Yani cidden, yani abim de diyeyim, hadi de burada. Valla izleyicilerimiz şu an şaşırmış. Efendim ben 5 yaş büyüğüm Zafer'den. Bitiriyorum. 5 yaş büyüğüm. Program. Tamam. Senden de bir şey alalım. Yani kendisinin de söylediği gibi, yani inanın daha öncesinden de birkaç programa da katılmış çıktı. Yani harbiden çok farklı bir ortamınız var. Çok teşekkür ediyorum. Yani biz teşekkür ederiz. Çok samimi bir ortamsınız. Çok samimisiniz. Teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar. Arkadaşlara çok sağ olsunlar. Gelen konuklara, televizyon başında bizleri izleyen herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yasin, hayırlı senden de alalım kardeş. Öncelikle nazik davetinize çok çok teşekkür ederiz. İnşallah farklı bir programda da tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Dediğim kardeşim gibi çok zevk alarak, heves alarak burada oturdum. Başkanım, kardeşim yani. Ve çok güzel misafirlerle güzel bir an geçirdik. İnşallah böyle daha güzel güzel programlara imzaları birlikte atmanız dilerim. Teşekkür ederiz. Biz izleyen tüm senden alalım ve veda konuşmasını bitirelim. Biz her cuma Ali abiyle buradayız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. En güzel günlerimiz, günleriniz böyle olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Ben de öncelikle Klas Ars Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbay ve Alperen Akbay'a, TV52 yönetimine, kameramanından rejisine kadar hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık ve tabii ki üstadlara bir alkış istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ve siz değerli konuklara, İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu arada eşim de burada. Ona da teşekkür ediyorum benimle beraber olduğu için burada. Hoşça kalın diyorum efendim. Görüşmek üzere. Klas Ars Ofisi'nin katkılarıyla hazırlanan program sona erdi.